Biz insanlar 25 bin yıl önce yüksek teknolojiye sahip dünya dışı yaratıklar ırkı Apexianlar tarafından nasıl ele geçirildiğimizi. Bizi nasıl köle olarak kullandıklarını, kendileri için çalıştırdıklarını hatırlıyor muyuz? Yüksek teknolojiye sahip bir ırk neden teknolojik gelişmede kendisinden çok geride olanları köleleştirmek istesin ki? Yüksek teknolojili bir ırka verebileceğimiz bu kadar değerli ne var? Sonuçta dış uzayda çok büyük kaynaklar ve milyarlarca gezegen var. Biz insanlardan ne istiyorlar? İnsansı yaratıklar sadece can verilmiş değil aynı zamanda ruhla da doludur. Ruh, evrendeki her şeyin yaratılışını vurgulayan en saf hiksel enerji kaynağıdır. İnsanın benliği bu gücü nereye yönlendireceğini iradesiyle seçebilir. O güç maddeye yönlendirilirse anti-allata dönüşür. Bu güç, dikkatimizin gücü, evrendeki en değerli para birimidir. 19. yüzyılın sonlarında, Sir Edward Bulwer Lytton tarafından anti-allat, Viril gücü olarak adlandırılıyordu. Viril gücü terimi ilk kez gelen Irk 1871 adlı fantastik romanda kullanılmıştır. Viril gücü, maddi dünyada sıradan fiziksel olaylardan doğüstü ve büyüye kadar sınırsız yetenekler verir. Her şey Viril'in gücüne dayanmaktadır. İnsanlığın bildiği ve henüz bilmediği tüm enerjiler vril gücünün tezahürüdür. İnsanın dikkat gücü evrendeki en değerli para birimidir. Ve bunun nasıl doğru yapılacağını bilen kişi ondan her şeyi ortaya çıkarabilir. Apeksiyanlar, insanların dikkatinin gücünün değerini biliyor ve onu nasıl toplayacaklarını, biriktireceklerini ve nasıl kullanacaklarını biliyorlar evrendeki en değerli para birimini etkili bir şekilde toplamak için, dini yarattılar, tapınaklar inşa ettiler ve kendilerine Tanrı adını verdiler. Evrende zihin var olduğu sürece dinlerin de var olduğu anlaşılmalıdır. Apeksiyanlar onlara tapınmaları için kandırdılar ve insan kurban etme kültünü başlattılar. O zamanlar tam kölelik vardı. İnsanlar dünyanın her yerinde izleri bırakılan devasa taş ocaklarında çok çalıştılar. Ama Apeksiyanlar için asıl mesele zihinsel doygunluktu. İnsanların pranasını, yani yaşam enerjilerini dışarı çektiklerinde, bunun için, bu enerjiyi toplayıp aktarmalarını sağlayan özel şekilli tapınaklar kullandılar. Ayrıca insan eti yiyorlardı. Yani insanları zihinsel ve fiziksel olarak kendilerini iki kez doyurmak için kullanıyorlardı. Apeksiyanlar ödül ve ceza sistemiyle insanları itaat içinde tutuyorlardı. Bunlara en çok uyanları ve en çok dua edenleri, yani dikkatlerini onların imgelerine en çok verenleri, diğer insanların üzerinde yücelttiler, maddi hediyeler verdiler ve sağlık sorunlarını çözdüler. Ama onlara itaat etmeyenleri Apeksiyanlar herkesin önünde ve ağır bir şekilde cezalandırdılar. Onlara sorgusuz sualsiz itaat eden insanlardan, Apeksiyan tanrılar ile diğer insanlar arasında aracılık eden özel bir kast oluşturuldu. Bu kast bugün hala varlığını sürdürüyor. Yoksa biz insanlar neden eski köle sahiplerimizi taklit edip onların hareketlerini kopyalayalım ki? Bizi bu kadar çeken şey nedir? Bu, Apeksiyanların insan toplumu üzerinde sahip olduğu güç değil mi? Ama insanların başına gelen sıkıntıların sorumlusunun Apeksiyanlar ve onların takipçileri olduğunu düşünmeyin. Sonuçta her birimiz gizlice sınırsız gücün peşindeyiz. Kötülük insanın içindedir ve dışarıdaki kötülüğü yenmek için biz insanların önce kendi içimizdeki kötülüğü yenmemiz gerekiyor. O zaman insanlık gezegenimizde ortaya çıkan tüm sorunlarla baş edebilecek ve her türlü kozmik tehdide karşı kendini savunabilecektir.